Vallahi şekerim, kalemi desem, şato mu desem, bir bina. Yanında da bir adam duruyor. Aa, vallahi Muzaffer bu. Bak. Yapma Allah aşkına. Muzaffer kız. Al işte boy poz filan. Hık demiş burnundan düşmüş yeminle. E'si kale yanında Muzaffer. Abin son derece güvenilir, sağlam bir insan demek. Durup durup aynı yere geliyorsun Neriman. Az evvel de güvercin çıktı. Çok mutlu bir haber. Barışma olacak demiştin. Ama sende de ne inat varmış şekerim. Biraz alttan alsan fena mı olur yani? Ben mi alttan alacağım? Hı. O beni evden kovdu. Bütün bunların üstüne ayağına kadar gidip beni affetmesini mi isteyeceğim? Madem öyle, bak biz şöyle yapalım. Şimdi yarın Zeka ile Muzaffer bir av partisi düzenleyecekler. Hanımlar da davetli, piknik gibi. Sen de gelirsin. Bir fırsat çıkar, abinle konuşur, barışırsınız belki ha? Olmaz. Of Halide. Niye işi bu kadar yokuşa sürüyorsun anlamıyorum. Geldin. Hoş bulduk. Ne yüzle geldin sen buraya? Hiç mi utanman, arlanman yok senin? Seni almaya geldim. Gel çiftliğe geri dönelim. Seni abinle barıştıracağım. Seni affetmek benim için çok zor olacak ama artık buna da katlanmam gerekiyorsa katlanırım. Ben seni affettikten sonra abin de seni affedecektir. Doğru. Prenses Hazretleri. Siz istediniz mi? Abim her şeyiyle kul köle olur size, değil mi? Bir de dediğinizi iki etmez. Ama ben abim değilim. Senin o melek numaraların vız gelir tırıs gider. Halide yapma. Beni affedecekmiş. Daha düne kadar fabrikamda çalışan kız çıkmış karşıma beni affedeceğini söylüyor. Allah'ın andavalı. Defol git buradan. Yoksa saçlarından tutar atarım seni dışarı. Defol. Yapma Halide, yeter. Bırak Neriman, konuşsun. Ben de kabahat buraya gelmeyecektim. Çünkü senin ne yılan bir kadın olduğunu unutmuşum. Gelmiş. Daha ne istiyorsun? Tamam Neriman. Sen de daha fazla üstüme gelme. Şimdi nereye gidiyorsun Allah aşkına? Bağ evine gidiyorum. Rahmetli babam tapusunu üstüme yaptırmıştı. Muzaffer Bey'le sevgili eşi gelsinler de oradan da kovsunlar bakalım.